Tak tak arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir her şey ondadır. Evet bir yayınımızda da sizlerle birlikteyim ve sizlere bugün çok enteresan bilgilerden bahsedeceğim her zaman olduğu gibi. Artmin arkadaşıma sesleniyorum. Bu videoya öyle bir kapak at ki e, şöyle yaz. Bu videoyu izlemeyen yine batacak yaz. E, evet e, onu yaz mutlaka onu yaz. E, evet arkadaşlar şimdi bu videonun içerisinde neler bulacaksınız? Bu videonun içerisinde ee, bir insan nasıl FOMO'ya kapılıyor, nasıl e, fırsat kaçırdım diyerekten böyle e, ondan sonra e, en tepeden mala girebiliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. mi şu an bulunduğu içindeki durumdan bahsedeceğiz. Ee, ekonomik, e, ekonomik olarak neden bu mal e, yükselemiyor, mum boyları niye kısa kalıyor? Biraz o detaylardan bahsedeceğiz ondan sonra astro trading analiz yani dünyada eşi benzeri olmayan başka hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz sadece burada kehanet yani kripto para üzerinde kehanet astro konusunda tek yerde izleyeceğiniz o da burada orijinal olarak astro trading arkadaşlar analiz izleyeceksiniz sizlere bitcoin kripto paralarla ilgili e, ve petle ilgili e, çok e, enteresan bilgilerimden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Yeni katılan arkadaşlarımıza, yeni katılan arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın diyorum. Aynı zamanda arkadaşlar daha önceden bizi tanıyan, bizi takip eden arkadaşlarımız sizler de hoş geldiniz. Like atmayı ondan sonra paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmasanız da olur. Bırak herkes zengin olmasın. Sadece like at arkadaşım. Çünkü neden? Benim ayım aslan. Ee, arkadaşım ee, yani e, egomu tatmin etmiş olmam gerekiyor. Yani kaç kişi anladığını bu videonun içeriğinde görmüş olmam gerekiyor. Tamam mı? Bu kadar da açık sözlüyüm. Neden? E Çünkü arkadaşlar zaman değerli be. Yani burada e, yani size değer verdiğim için buradayım ama karşılık beklerim. Nedir beklediğim karşılık? Like bir güler yüz bir sevgi yani. Bu egoistlikse eğer şayet. E, ben egoistim. E, çünkü tepki bekliyorum. yani video izleyip e, siktirip gidiyorsunuz olmuyor yani. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> videoyu izleyip siktirip gidenlere sesleniyorum. Evet bu kadar da açık sözlüyüm. Biraz da argo kullanabilirim. Çünkü e, burası sosyal medya arkadaşlar. E, geçen beni bir arkadaşım. E, uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım. E, yani 4-5 yıldır falan görüşmediğim bir arkadaşım. Ee, YouTube'da rastlamış bana. Yani aa İlker diyor sana e, yani senin YouTube kanalın mı var falan. Ondan sonra ve diyor yani o sen misin? Abi diyor ya bir diyor geçirdin lafları diyor. diyor sen normalde böyle değilsin. Bana sonra abi orası sosyal medya. Yani burası sosyal medya. Ben burada dümdüz giderim. Tamam mı? Çünkü neden? Ee, yani burada ben yüz verirsem benim tepeme sıçarlar. Affedersiniz tamam mı? O yüzden burada akı koyu akı boku ayırmamız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bu noktada e, sosyal medyada bu şekilde davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, yoksa aksi halde dediğim gibi arkadaşlar sosyal medya çöplüktür. Çöplük olarak kalmasını destekliyorum. Hiçbir şekilde sosyal medyanın gelişimine destek vermiyorum onu söyleyeyim. Evet şimdi e, gelelim gündeme. Ne oluyor lan bu piyasa? <laughs> Valla arkadaşlar ben size sorayım. Yani, ne oluyor bu piyasa? Oh hey adam yayın yazdı. Bu videoyu izlemeyen batacak diye adam ilk 10 dakika daha bir şey yok. Abi bizde böyle bütün yayınlar Değerli bilgiler vereceğim için hani öncelikle gelen kişileri kaçırmaya çalışıyorum. hani Nasibi olan kalsın. Bu videoyu nasibi olan izlesin. Tamam mı arkadaşım? Evet sizi biraz tutacağım yani. Böyle biraz e, geyik yapacağım. Şey yapacağım araya bilgileri sıkıştıracağım. Her zamanki taktik. Ee, ben öyle sizin sick youtuberlarınıza benzemem ee, beni siz falan da var etmediniz onu da söyleyeyim yani ben burada bilgi veriyordum ee, öyle böyle bir yerden duydunuz veya rast geldiniz youtube önünüze çıkartı geldiniz beğendiniz devam ediyorsunuz veya devam etmiyorsunuz bu sizin seçiminiz yani pek de umurumda değil açıkçası ee, ben sadece like oranıyla şey yapıyorum kendimi avutuyorum yani diyorum ki yayın yaptım 5000 kişi like attı hmm, 5000 kişi ya da işte 2000 kişi. Gerçi daha 5000 like'a hiç ulaşamadık. Yani genelde 2000'de takılıyoruz. Ee, videoyu e, yani bin kişi izliyor. Ee, 1500 kişi zor like alıyor atıyor. Geri kalan 7500 kişi siktir olup gidiyor arkadaşlar. Yani bu e, yani neden yani bu aynı şeye benziyor. Yani e, e, ne bileyim yani burada bir emek var. E, sonuç itibariyle e, beğenmiyorsan e, Komple abonelikten çık arkadaşım yani. Niye abonelikte duruyorsun değil mi? Beğeniyorsan da like at arkadaş yani like at değil mi? Burada evet like oranı ne kadar hızlı 2000'e ulaşırsa arkadaşlar 3000'e ulaşırsa bu videoyu 4000 istiyorum 4000 4000 like gelirse arkadaşlar bir dahaki video daha kısa zamanda gelecek ya da bu videoya ne zaman 4000 like gelirse o zaman ben size e, bir video çekeceğim arkadaşlar hadi bir böyle anlaşalım. Tamam mı? Sözleşelim. 4000 like bu gece gelsin. Yarın size komple 3 saat canlı yayın yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi piyasayı şöyle açalım. Evet. Şimdi baktığımız zaman. Eee... Bitcoin'den ethereum'dan başlayalım Öncelikle arkadaşlar en son yayınımda bu videoyu e, izleyen arkadaşlar Öncelikle bir önceki videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum 2023 yılı ile ilgili çok önemli veriler bahsetmiştik Bir de bu videonun altında Telegram kitle grubumuz var Te Telegram kitle grubumuzda da sizlere çok önemli anlık bilgiler paylaşıyoruz bu en son paylaştığım çizgi Evet beklediğimiz şeyi aldık mı ama arkadaşlar ben aldım e, bu noktada şu iki aralık vardı. 1235-1220. Ben aslında 1350. Tabii ki sayısal değerleri bilemeyiz arkadaşlar. Ben çıkacak dedim. Çıktı mı çıktı. Yani olay bu. Ben buna bakarım. Ama tabii ki benim istediğim verilere yani eskiden bir Merkür Uranüs seksilinde piyasa e, yani Ethereum'da 600-700 dolarlık oynama olurken şu anda Vallahi arkadaşlar 150 dolar zor oluyor. Neden? Bunun sebepleri var. E, arkadaşlar öncelikle şu manzarayı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu manzarayı görmenizi ve durumu anlamanızı istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada sivri bir tepe var. Hani şu hani millete e, milletin tepeden intihar ettiği tepe bu. Şimdi bu tepe ne? Arkadaşlar bu Federal Reserve'ın e, bastığı parayı gösteriyor. E, şu anda Federal Reserve piyasayı parayla beslemediği için milletin parası yok. Parası olmadığı için de Ethereum alamıyor. E, arkadaşlar e, dolayısıyla olamaz. kalemim açılmıyor bu olabilir mi ya Evet kalemim açılmıyor Evet kalemsiz devam edeceğiz zaman arkadaşlar ee, Evet şimdi burada bakalım ee, Evet şu gördüğünüz Arkadaşlar şu gördüğünüz Tepe şu gördüğünüz Tepe Federal reserve'ın e, tepesi yani burada aslında Ethereum'un gerçek değeri arkadaşlar 1200 dolar falan civarlarında şu an gerçek değerini buldu bakın görüyorsunuz. Buradaki köpük olan kısım buradaki köpük olan kısım maalesef arkadaşlar işte Federal Reserve bastı parayı bastı parayı bastı parayı. Baniler aldı sıfır faizli parayı. içeri girdiler. Siz de zannettiniz ki piyasada yükseliş var. Siz de içeri girdiniz. Size buralardan içeri soktular. Sonra sattılar malı karlı bir şekilde. Arkadaşlar size piyasa fiyatı bir üst seviyeden bir üst seviyeden parça parça sattılar arkadaşlar. Onlar aldı sattı. Yani bir güzel. Onlar aldı sattı ve en tepeden aşağıya doğru sonra bir çekildiler. Halk burada bu malı tutamadı ve aşağıya doğru panik satışına başladı ve mal şu anda gerçek sıfır değerine 1200 civarlarına kadar geldi ki 400 dolar civarlarında gelecek ama şu an değil. Ne zaman? Önümüzdeki yani 2023 yıl içerisinde ben oralara da bekliyorum. Ancak dediğim gibi en son yayınımızda da arkadaşlar bir tepe atak bekliyorum. Ondan sonra aşağıya doğru atak bekliyorum. Şimdi burada baktığımız zaman yeni analiz yöntemleri geliştirdik arkadaşlar. Astro Trading e, teknikleriyle piyasada özellikle Ethereum'un Bitcoin'in natal haritasına özellikle Bitcoin üzerinde çalışıyorum şu anda. Önemli dönüşüm dönüm e, trend oluşturan pump dump tarihleri var. E, bunları bunlar bu yeni analiz taktiğimiz arkadaşlar e, Bitcoin'in natal haritasına göre çıkartılmıştır. Ee, ve geçmişe dönük analiz edilmiştir. Ne zaman pump yaptığını bulduk, ee, ne zaman hangi etkilerle nasıl pumplar yaptığını bulduk. Yalnız şöyle bir şeyle karşılaştık. Ee, yani çok yüksek pumplar yaptığı dönemler e, giderek yani o yüksek pumplar düşmüş dereceler, fiyat olarak düşmüş. O yüzden de yani biz arkadaşlar astro trading yaparken fiyat e, durumunu bilemeyiz. Çünkü neden o andaki duruma göre de durum değişiyor. Yani orada. Burada sizin kişisel kaderleriniz de var. Kader çok böyle matruşka gibi içten içe bir şeyler çıkıyor. Dolayısıyla fiyatı bilmemiz mümkün değil. Yani o anda Bitcoin yükselecek yükselilmesine ama gel gelelim arkadaşım senin e, bu konuyla ilgili paran var mı ki alabilecek misin? Yani dolayısıyla işte arkadaşlar maalesef e, eskiden bir Jüpiter Uranüs trinesiyle piyasa buralara kadar atlarken maalesef arkadaşlar şu anda bu kadarcık çıkabiliyor. Demek ki insanların gerçekten parası kalmamış. Bitmiş durumdalar. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar piyasa şu anda e, Gerçekten kalemimi açamıyor muyum ya? Piyasa bitmiş durumda. İnsanlar bitmiş durumda arkadaşlar. Bakın e, eskiden bir tek longla bakın bir tek long geliyor te buraya kadar çıkıyor arkadaşlar bakın. Hiç short sinyali yok. Bakın te buradan short geliyor te buraya kadar geliyor. Şimdi Buradan long sinyali geldi arkadaşlar. Bakın bu piyasa yükseleceğine dahil bir e, alamet aylık grafikte önümüzdeki ay Aralık ayında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Özellikle 8 Kasım'a kadar piyasada e, şey 8 Aralık'a kadar arkadaşlar piyasada geri çekilme, düzeltme hamleleri olabilir. Ancak akabinde piyasanın Ocak ayına kadar yükseliş e, yapacağını e, öngörüyoruz. Bitcoin de şu an kemer altına düştük riskli durumdayız arkadaşlar. Ben size ne demiştim? Dedim ki şuradan evet piyasa çıkacak dedim çıktı ancak biz arkadaşlar dün parçalı şekilde tüm ürünlerimizi sattık bunun da bilgisini vermiş olayım telegram grubundan da bu videonun altında telegram grubunun linki var arkadaşlar oraya bakarsınız çünkü piyasada arkadaşlar evet şu anda yükseliş olduğunu görüyoruz ama dediğim gibi birazcık yani ben yokum o yükselişte çünkü neden arkadaşlar bakın özellikle bitcoin'de Şeman. Özellikle arkadaşlar Ethereum'da. Ben Bitcoin almıyorum biliyorsunuz. Ben Bitcoin değil Ethereum topluyorum. Ee, arkadaşlar bizim beklediğimiz 1235 seviyesinin üzerinde. Yani buraya büyük bir mum gelmeliydi. Ee, büyük bir mum gelmeliydi. Yani 1200, 1300 seviyelerine kadar gelmeliydi. Gelmedi. Dolayısıyla kritik seviyenin içerisine doğru girmekteyiz. Kırmızı ana çok yaklaştık. Dolayısıyla bu anlamda riske girmemek adına bir de arkadaşlar alt grafiklerde... Ee, alt grafiklerde şeye düştük arkadaşlar bakın. Ee, yani ne derler ona 5. Hmm. tepe oldu ABC düzeltmesine düştük. Dolayısıyla ya kritik seviyeler oluştu. 5. tepe genişleyemez mi? Genişleyebilir. Ama arkadaşlar bakın önümüzde kırmızı alan var. Yani genişlese bile yani 3-5 dolar için 10 dolar için ben burada riske giremem. Ee, dolayısıyla evet yeşiller etkileri içerisindeyiz. Yani illa satın demiyorum ben. Ben riske girmiyorum. Bu noktada bundan sonra olacak olan yükselişler benim için short arama yeridir. Robotun bu konuyla ilgili bizim biliyorsunuz bir robotumuz var. Piyasaya algoritmik olarak astrolojik verilerle algoritmik trade yapıyoruz. Bununla ilgili bir e, şey geliştirdik. E, algoritmik strateji geliştirdik ve bununla piyasaya da aynı zamanda e, işlem giriyoruz. Aynı zamanda spot tamam alıyoruz. E, burada yeşil alan içindeyiz. Yeşil alan bizim için ne arkadaşlar? E, çöküş sinyali. Şaman, yeşil alan bizim için çıkış sinyali. Kırmızı alan bizim için çöküş alanı değil mi? Ee, bakın burada olduğu gibi. Ee, burada yani bu mal şunu yapabilir ama arkadaşlar bir. Mavi alanda belirsizlik alanı değil mi arkadaşlar? Bakın mesela mavi alan içinde nasıl tepkiler veriyor? Bakın yukarı çıkıyor. Yani mavi alan içerisinde maalesef bu tarz e, etkiler olabiliyor. Düşürebiliyor piyasada. Yani tahmin etmek çok zor mavi alanı Özellikle mavi alan içerisine sıkışmış kırmızıları ve yeşilleri tahmin etmemiz çok zor oluyor. Çünkü onlar 150'lik açılar ve buranın üstüne açılar arkadaşlar ve sağ gösterip sol vurabiliyor yani. Bu anlamda ben şu netliğe bakarım. 8 aralığa kadar piyasada kırmızı etkiler hakim olacak. Onu şuradan da görmekteyiz arkadaşlar. Bakın birçok takvim geliştirdi bakın. 20 yine bu Telegram grubuma aşağıdan ulaşabilirsiniz. Orada size bu takvimlerden paylaşıyorum. Aylık olarak bakarsınız. Ha bu arada arkadaşlar aynı zamanda ben arkadaşlar sizlere şundan da bahsetmek istiyorum. Spotify üzerine geçtik. Spotify'da özellikle yine bu videonun altından link bırakıyorum size. Spotify'da kanalımıza mutlaka abone olun. Biz orada 7 tane size şarkı koyduk ama amacımız buraya şarkı beslenmek değil. Hobimiz şarkılarımız vardı, onları da koyduk. Bir albümümüz vardı, kendi albümümüz. Onu da koyduk. Bunun yanında arkadaşlar, burada podcast videolar çekeceğim. Podcast videolar, sizlere 2023 yılıyla ilgili arkadaşlar, tek tek ay ay gün gün podcast videoları yükleyeceğim. Spotify üzerine, oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Udemy yine bu videonun altında link bırakıyorum arkadaşlar. Udemy üzerinde de ücretsiz eğitimlerimiz var. Astroloji ile ilgili bu eğitimleri parayla bile Udemy'de satmıyorlar. Yani bu kadarını vermiyorlar. Bu kadarını vermemiş adam 500 lira yazmış. Yani enteresan. O yüzden bu noktada kanalımıza orada da ilgi gösterebilirsiniz. Şu anda Udemy'de en çok puanı almış ve en çok öğrencisi olan astroloğum. Onun da altını çiziyorum arkadaşlar. Spotify ve Udemy'ye mutlaka bekliyoruz diyorum. Aynı zamanda Astro Trading Plus kendi geliştirmiş olduğum e, zamanda kalite yöntemiyle arkadaşlar Astrocik verilerine kripto paraları e, kehanet e, kripto para kehanetleri diyeyim e, tekniklerimizi Astro Trading Zero Plus. Zero Plus nedir? Sıfırdan başlandığı için. Yani Astrocik hiç bilmeyenler için arkadaşlar e, bir müfredat geliştirdik. Bu müfredat arkadaşlar Ocak ayında tekrar ikinci sınıfı açıyorum. Ancak arkadaşlar şu anda Aralık ayında erken kayıttan erkek erken kayıt indirimimi e, uyguluyorum Ocak ayında fiyatlar değişik olacak Ocak ayından sonra 2023'te açtığım tüm eğitimlerde arkadaşlar farklı fiyatlar olacak bunları baştan belirteyim arkadaşlar astro trading Zero Plus'a kayıt olmak istiyorsanız e, 31 Aralık gecesine kadar e, indirimli fiyattan faydalanabilirsiniz hülya hanımı bu numaradan arayabilirsiniz arkadaşlar müfredatımızda neler var Sıfırdan başlayanlar için e, paket derslerimiz e, yine finansal astroloji ve teknik analiz yöntemlerini birleştirerek piyasayı nasıl e, bakın çok fazla bir şeyimiz var. Özellikle e, sadece şurada paylaştığım ders notu bile e, size e, bilgi olarak gerçekten hiçbir yerde bulamayacağınız e, çok önemli detaylı bilgilerden e, derste uygulama olarak e, bahsediyor olacağım. Astro Trading Zero Plus ikinci sınıfımı açıyorum arkadaşlar. Birinci sınıf şu an zaten mevcut olarak devam ediyor. Onlara da buradan selamlar. İkinci sınıfımı da Ocak ayı içerisinde açacağım arkadaşlar. Şimdiden kayıt topluyorum. Hülya Hanım'ı ararsanız erken kayıttan da 31 Aralık gecesine kadar faydalanabilirsiniz. Ondan sonra bana demeyin arkadaşlar neden bu kadar bu fiyat diye. Bu noktada ben erken indirim şeyimi de vereyim. Duyan Bilen, nasibi olan gelsin indirimli olarak alsın. nasip olmayan da normal fiyattan alsın. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gelelim mevzuya e, arkadaşlar. Gelelim mevzuya. E, burada e, piyasa üzerinde özellikle 3 Kasım evet e, arkadaşlar e, Aralık ayında e, evet Aralık ayında kırmızı bir etki. 29 Aralık şu an, 29 Kasım'dayız. Evet aynen buradayız. Mavi alan içerisindeyiz. Piyasada şu an mavi alan devam ediyor. Ancak arkadaşlar 29 Kasım'a kadar devam edecek. Şu anda Mars Satürn trinesiyle piyasada e, bir etki söz konusu ama arkadaşlar mavi alan içerisinde olduğu için ve kırmızı alan akabinde bağlantı çektiği için 8 Aralık'a kadar düşüş beklentimiz devam ediyor. Ancak Aralık ayı içerisinde 2022'de çok büyük yükselişler bekliyoruz arkadaşlar çok büyük yükselişler bekliyoruz. Ancak Bitcoin'in natal izin verdiği kadar. Nereye kadar arkadaşlar? 4 Ocak. Özellikle 4 Ocak'ta büyük çöküş. Çünkü geçmişi doğru ettiğimizde bu açı ne zaman gerçekleşse Bitcoin'de çok ciddi çöküşler oldu. Ben de bunlara bakaraktan sizi hep uyardım. Bu konuyla alakalı 4 Ocak. 4 Ocak konusu uyuyorum 4 Ocak kadar. Arkadaşlar 4 Ocak kadar Bitcoin'in natal haritası yükseliş yapmak için enerji topluyor diyebilirim. Ee, yine trend sonlandıran e, etkilerimize baktığımda da e, arkadaşlar e, 22 e, Aralıktan sonra riskli dönem başlıyor. 20 Aralıktan sonra riskli dönem başlıyor. Arkadaşlar bu geri çekilmeden mal toplayacağız. Ethereum'da beklediğimiz geri çekilme ne kadar e, olacak? Ethereum'da beklediğimiz geri çekilme e, arkadaşlar beklediğimiz geri çekilme ee, yaklaşık olarak 1146 1150 seviyelere kadar bir geri çekilme olursa e, spot mal toplayacağımı belirtmek istiyorum arkadaşlar beklediğimiz hamle aşağıya doğru gelmesi yani şu hamleyi bekliyoruz arkadaşlar buradan yukarı doğru bir çıkış bekliyoruz Dolayısıyla bu noktada e, yani burada insanlar panelde verdirmek istemiyorum Hani şu var yani çökmüyor Bitcoin yükselecek Ethereum yükselecek ancak Ocak ayına kadar. Ocak ayında çok ciddi bir çöküş olacak. Peki gelelim şimdi. Bitcoin neden yükselmiyor? Ethereum neden yükselmiyor? Ya da neden böyle oldu? Arkadaşlar Bitcoin üzerinde size bir de anlatmak isteyeceğim. 2023 yılını daha detaylı değerlendirmek isteyeceğim. arkadaşlar hemen şöyle Bitcoin'in lateral haritasını şey teknik grafiğini açıyorum. Arkadaşlar şu anda Bitcoin'in bir kere 11.956'ya kadar gideri var. Onu söyleyeyim. Ancak arkadaşlar Bitcoin ölmeden önce ben yine de bir 19.000'i tekrar bir ziyaret edeceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Şu, şu seviyeyi. 18.597 19.000 civarlarına falan tekrar bir yani Ocak ayına kadar tekrar büyük bir atak olabilir. Bu anlamda bekliyorum. Çünkü arkadaşlar yani ama kalıcı olmayacak yani kalıcı değil tekrar geri gelecek insanlar neden e, mal almayı beceremiyorlar çünkü arkadaşlar fırsat yani dipten mal almıyorlar tepeden alıyorlar neden tepeye çıktığında fırsatı kaçırmayayım diye duyan duymayan anlayan bilen bilmeyen herkes mala giriyor mala giriyor ondan sonra teknik grafik çöküyor arkadaşlar çünkü içeride balinalar o anda işte e, Fed'in dağıttığı parayı aldılar. Bitcoin'i yükselttiler. Size tepeden malı it eklediler. Kaçtılar. Paranızı aldılar. Dolayısıyla eğer biraz teknik bilmiş olsaydınız bunlar hiçbir şekilde başınıza gelmeyecekti diyebilirim arkadaşlar. Bakın şu anda aylık grafiğe baktığımızda Bitcoin'de arkadaşlar en fazla maksimum 2023 yılı içerisinde olabileceğini düşündüğüm yükseliş 35.000-40.000 civarı. 35.000-40.000 civarından Bitcoin'in tekrar geriye doğru geleceğini düşünüyorum. Bu geri gelme seviyesi nerelere kadar olabilir konusunu şöyle sizlere anlatmak istiyorum şimdi bakın arkadaşlar buraya iki tane yay çizdim bu yayı da buraya kopyaladım şurada gördüğünüz bu yay bu yayın aynısı burada bakın görmektesiniz özellikle bu benim taktiğim bunu sizin yine youtuber sevgili youtuberlarınız bunları bilmez onu belirteyim şimdi burada arkadaşlar bakın burada böyle bir dip var. Burada bir tane daha dip var. Bakın burada aynı dipleri yerleştirdim. Burada baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir yatay trend çizgisi görmektesiniz. Bakın kesik kesik çıkan şöyle bir yatay çizgi görmektesiniz. Ben diyorum ki arkadaşlar mesafe bakın ben demişim 1 Ocak 2023'te çöküş. Ağustos'ta çöküş. Ondan sonra Şubat 2024'te tekrar bir geri gelme var. Şimdi bunları baz alarak konuşursak arkadaşlar. Aslında rally ne zaman hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Arkadaşlar 2023 yılında özellikle bitcoin çok önemli ataklar yapacak. Ancak kalıcı olmayacak. 2024 Nisan'dan sonra çok büyük trend başlıyor arkadaşlar. 2024 Nisan'da. Tabii burada ben açıkçası kişisel olarak şahsen şunu belirteyim. 2023 yılında fiyata bakmaksızın bitcoin yani ethereum toplamayı düşünüyorum eee evli Avax, sol gibi ürünleri toplamayı düşünüyorum. ondan sonra ancak arkadaşlar dönemsel olarak da miktar arttırma politikasıyla yol alacağım. ve arkadaşlar robot icat ettik bir tane. Algoritmik trade yapıyoruz biz. Yani bu astrolojik verileri robotumuza yükledik arkadaşlar. Robotumuz gerekli o verilerde, o pump tarihlerinde ee, bir e, sinyal gördüğünde ona göre işlem yapıyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar e, piyasadaki e, durum ne? Bakın burada şöyle bir durum görmektesiniz. Ve şurada böyle bir kırmızı çizgi görmektesiniz. Bakın. Şu an o kırmızı çizgiye değdik biz aslında. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu, bu bok çukuru diyorum buraya. Bu bok çukuru ne yapabilirsiniz? Bu bok çukuruna düşmedik. Eee Ondan sonra çünkü düşecek miyiz? Bence düşmeyeceğiz. Çünkü neden arkadaşlar? Bu malın 35.000 seviyelerine çıkması gerekiyor. E, yani çünkü ya yani elit dalgalarıyla saydığım zaman orası bu mal görmeden öyle buraya düş, buraya ikinci etapta düşecek. Yani bu önce buraya kadar çıkacak. Yani buralara kadar çıkıp buradan aşağı salındığında şu bok çukuruna düşeceğiz arkadaşlar. Yani buna değil. Şuna düşeceğiz. E, ondan sonra yani o zaman burayı kırmış olacağız. Yani şu an ilk temasımız oldu yukarı doğru çıkıp çünkü neden böyle diyorum? Çünkü arkadaşlar A B C A B C düzeltmesi C A'nın dibinde olmadır. A buradaysa o zaman demek ki ben o zaman diyorum ki arkadaşlar Ağustos 2023'te veya Şubat 2024'te arkadaşlar bu mal bu diplere kadar gelme ihtimali var. Yani bu da Bitcoin'de 12 bin dolar civarları olacağını düşünüyorum. Zaten ondan sonra arkadaşlar Jüpiter Uranüs kavuşumuyla çok ciddi bir yükseliş trendi başlayacak. Öyle böyle değil. Yani çok ciddi bir sıçrama başlayacağını düşünüyorum. Burada 2023 yılı içerisinde çok büyük büyük bunlar göremeyeceğiz. Neden? FED hani herkes aslında şunu kaçırıyor. Federal Reserve işte faiz arttırmıyor falan piyasa niye yükselmiyor? Yani mesela düşünüyorsunuz bakın arkadaşlar düşünün şu anda Federal Reserve yani dolar indeks çöküyor ama kriptoda tık yok. Neden arkadaşlar? Neden çöküyor ama kriptoda tık yok? Arkadaşlar normalde eskiden tam tersi olurdu değil mi? Arkadaşlar bunun sebebini söyleyeyim size. Arkadaşlar federal Reserve artık para basmıyor. Yani federal Reserve para basmadığı için bitcoin kaynaklarını yitirdi. Yani bitcoin alamıyor insanlar. Neden alamıyor? Para yok arkadaşım. Eskiden değil mi? Sıfır faizle veren şey federal vize şu anda dolayısıyla piyasayı para pompalaması lazım. Para pompalama politikası çalışmaya başladığında parayı kapan gene bitcoin'de kumar oynamaya gelecektir. Ben bu halkın kumarbaz olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde bilinçli yatırım yaptığını düşünmüyorum arkadaşlar. Bir kere mesela örneğin bakın şu anda birçok insan bu mala tepeden girdi. Ben size söyleyeyim. Net ya net. Ben biliyorum yani. Ben bilmez miyim abi? Ben bilmez miyim malımı derler yani. Ee, arkadaşlar bu mala buradan girdiler. Neden? Çünkü fırsat kaçıyor diyerekten adam buradan girdi. Bak biz nereden girdik? Te buradan girdik arkadaşlar. Ee, fırt, fırsat kaçıyor diye buradan girdiler. Bunlar içeride kalacaklar şimdi. Bu aşağı kadar gelecek. Sonra zararına satacaklar burada. Ve de veya adam short açtı yani. Short açmayı bilmiyor, mal almayı bilmiyor. Yani e, burada ne yapmalı ee, arkadaşlar? Burada her zaman dipten mal almalı, tepeden mal satmalı. Mesela örnek bak benim prensibim geri ben mallarımı sattım. Yeşil alanın içinde olduğumuz halde sattım. Çünkü neden? Bakın bir kere yokladı arkadaşlar. Bir kere benim dediğim yeşil çizgiyi yokladı. Bakın benim beklediğim 1249'lara kadar varması gerekiyordu. Ancak piyasada para olmadığı için sanırım piyasada beklediğimiz o ivme yani o performans yok arkadaşlar yani. Ve kırmızı alanın içine geldik. Biliyorsunuz ben fiyat fiyata göre trade etmiyorum. Yani ben burada zamana göre trade ediyorum. Yani yıldızların etkisi, gezegenlerin etkisine kırmızı alana girerken ne olduysa olmuştur. Yani burada baktığımda bakın tekledi. 1220'de tekledi. 1248 bekliyorduk. En azından 1350 bekliyorduk ama arkadaşlar gelmiyor. Uzun mum yok. Hep kısa mumlar. Ve dolayısıyla arkadaşlar bunun üzerinde kapatamadığı için ve tekrar kapatamadığı için benim için ben bu saatten sonra risk almam. Gelirse de arkadaşlar ne zaman ben gelirse de almam. Çünkü arkadaşlar kırmızı alan içerisine giriyoruz. Yani ben e, as prensiplerim geri almam yani. Tamam mı arkadaşlar? Bu prensiplerimle bütün yıl boyunca e, ben kazanırken siz batıyordunuz arkadaşlar hatırlatırım. E, geçen sene yine bu zamanlarda ben size ben bütün mallarımı sattım dedim. Siz de bana küfrettiniz. Daha çıkıyor ama daha çıkıyor ama dediniz. Ben bazen arkadaşlar risk vardır. Mal biraz daha yükselmiş olabilir. Arkadaşlar burada Düşecek dediğimde yükselmiş olabilir. Buradan e, dip dediğimde daha da düşmüş olabilir. Yani arkadaşlar ben burada fiyatı bilemem. Sen istiyorsun. Gaybı bilen bir tane adam olacak. Youtube'da gelecek sana yayın yapacak. Öyle mi? Ya bir Allah aşkına gözünü seveyim. Ben astroloğum. Ben gaybı bilmiyorum. Dolayısıyla sizler kadar insanım. Yani e, dolayısıyla acizim. Benim elimde sadece teknik veriler var ve olasılıklarla bu bile adam olana çok bile yani bu bilgi bile adam olana çok arkadaşlar. Ben bu bilgilerle ee, yani çok iyi kazançlar elde ettim siz batarken. Ee, bu noktada ee, yani bazılarınız yani sanki yani çok böyle hani çok daha böyle önemli öngörüler yapabiliyormuş da sanki bunu da beğenmiyor ettirdiğimin nankörü. Tamam mı arkadaşlar? Sonra gidiyor batıyor orada geri zekalı. Sonra geliniyor ağlanıyor ondan sonra. Ay seni keşke dinleseydim falan. İşte bak yani bu yani geçen sene mesela bu olayı yaşadık. Geçen sene ben size yine aynı zamanlar bu zamanlardaydı. Maldan çıkın çok büyük risk var dedim ee, Ve ben mallarımı sattığımı söylediğimde biraz daha piyasa yükseldi ve bana küfür ettiniz. Ama sonra ne oldu? Bak geçen seneden beri batıyorsunuz. Arkadaşım siz farkında değilsiniz. 2 senedir batıyorsunuz yani aslında. Ee, bu noktada e, farkında değilsiniz yani. Ee, bu noktada biz astro trade yaparak arkadaşlar gerçekten burada en azından kaybetmiyoruz. Bu noktada diyebilirim. Yine karlı satışımızı yaptık. Evet dipten aldık. Tepe bizim için tepe gelmiştir. Nelerden mal toplayacağız? Yani 1170 1150 arasından tekrar mal toplamayı düşünüyoruz. Çünkü bu buradan gelecek. Şu aralığa şuradaki şu çukura düşecek arkadaşlar bakın şuradaki şu çukura düşecek. Burası bizi kurtaracağını düşünüyorum. 1150 yani şu trendi kırdığımız için yani şu alana düşeceğimizi düşünüyorum. Bu alanda yani 1170'ten sonra mal toplamayı e, toplamakta fayda var. Ben böyle planlıyorum. Telegram grubundan takip ederseniz orada anlık olarak aldım sattım diyorum arkadaşlar. Evet e, bu noktada evet 4 ocağa dikkat diyorum arkadaşlar. E, bu noktada dikkat diyorum. 4 ocağa dikkat diyorum ve Aralık ayı içerisinde arkadaşlar Yüksel Asayiş Berkamal. Yani ben burada e, ciddi bir ivme bekliyorum e, ve e, arkadaşlar e, özellikle yani 10 Aralık'tan sonra çok büyük pump'lar göreceğiz. İnşallah tabii çok iyi pump derken arkadaşlar şimdi dediğim gibi bak bunu da altın çiziyorum. Yani pump diyorum millet o bin dolar falan bekliyor. Hani artış bekliyor. Öyle bir şey olmayacak. 2023 bir yıl boyunca konuşacağınız tek konuş olacak. Bakın 2023 bu yıl boyunca hep diyeceksiniz bura dip mi bura dip mi diyeceksiniz. Bunların boyları artık kısaldı. Çünkü milletin parası bitti. Balinalar da şu anda parayı aldı risk etmek istemiyor. Alt taraftan parça parça mal topluyorlar. Dolayısıyla yani bir anda bir giriş yok arkadaşlar. Bir de piyasa mekaniği şu anda yani yükselişe pek elverişli değil. Dediğim gibi aylık grafikte el dalgalarının durumu arkadaşlar. Bakın normalde e ee, şöyle burayı kapatayım bir şey göstereceğim size. Bakın arkadaşlar 50 EMA'nın altında aylık grafikte Ethereum'da. 50 EMA'nın altı tepki alanıdır. Yukarı doğru itmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 mumdur itmesi gerekiyor ve itemedi yani. Normalde teknik olarak bakın 50 EMA'nın altına inemiyor. 50 EMA'dan tepki görmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilk temas 50 EMA'ya ve 50 yamadan en az şuraya kadar çıkması lazım. Ethereum'un 3500 seviyelerine kadar ya da en azından 2900 seviyelerine kadar çıkmış olması gerekiyor. Bunu iki, 2023'te göreceğiz arkadaşlar. Ee, ancak dediğim gibi eğer aklınızı kullanıp da orada e, e, daha da yükselir mi? E, fırsatı kaçırmayalım diye FOMO'da kalırsanız arkadaşlar e, ayvayı yersiniz. Yani burada dikkatli olun. Ee, bu mal tekrar geri gelecek. Ee, onu baştan söyleyeyim. Bu sevinin de altına düşecek. Ee, onu söyleyeyim. Ethereum'un 2023'te ee, beklediğim bazı dump tarihleri var. İşte orada işaretlediğim var. Daha da dump tarihleri var. Onları da çıkarma çalışacağım. Bu takvimleri yeni çıkardık. Şimdi robotumuzu da tanıtıyoruz. Ee, dolayısıyla ee, burada arkadaşlar ee, ee, Ağustos ee, ayı var. Mart ayında bazı sıkıntılar var. Yani ama Ocak ayı bizim için dump, büyük dump var. Yani şuraya ilk etapta şu anda yani 1900 seviyelerine kadar atak yapıp oradan aşağı salma ihtimali çok normal diyebilirim. Ama biz burada arkadaşlar kesinlikle yükseliş bekliyoruz. Anlık bir yükseliş olacak dediğim gibi. Ve geri geldiğinde arkadaşlar yani piyasada şu hamleyi bekliyoruz arkadaşlar. Yani 400 dolar civarlarına Ethereum'un 2022 yılında 2023 yılında geleceğini düşünüyorum. Fiyatı bilemem teknik olarak konuşuyorum fiyat konusunda. Ee, ancak arkadaşlar astrolojik olasılıklarda yanılmadığımı e, benim sıkı takipçilerim kemik kitten biliyorlar. Siz de yakında öğrenirsiniz. Biraz para kaybedin. O zaman ne demek istediğimi öğrenirsiniz arkadaşlar. Kemik İklem de öyle öğrendi zaten. Yani ilk başta kimse beni taktığı falan yoktu. Ondan sonra da birden Allah Allah ne oluyor böyle dediler. Evet bu adam nasıl biliyor? Evet dediğim gibi arkadaşlar Udemy üzerinde yayınladığımız astroloji eğitimlerimiz ücretsiz. Bu ücretsiz eğitimlerimizi izleyebilirsiniz. Size parayla satılandan daha fazlası var içeriğinde mutlaka izleyin. Bir ikincisi yakında Spotify üzerinde sizlere e, bilgiler veriyor olacağım. E, ses podcastler yayınlıyor olacağım. Spotify'dan özel takipçilerimize 526 kişi olduk bile 1000 kişi olduğunda benim gemi buradan kalkar. Ben otomatik olarak Spotify'a videolar yüklemeye Spotify üzerine ses kayıtları yüklemeye başlayacağım. Aynı zamanda Astro Trading Zero Plus 2. sınıfımız Ocak ayı içerisinde açılıyor. Ve Aralık 31 Aralık gecesine kadar erken kayıt indirimi e, konusunda e, Hülya Hanım'a iletişimi geçebilirsiniz. Zamlı fiyat uyguluyorum bilginiz olsun. Yani şu andaki fiyat üzerinden e, giriş yapabilmeniz için size 31 Aralık'a kadar vakit arkadaşlar. 31 Aralık'tan sonra e, benim için her şey, bütün eğitimlerimiz zam getiriyoruz. Çünkü şu anda biz arkadaşlar çok, yani şu anda çok ucuz eğitim veriyoruz. Yani, e, yani piyasa normlarına göre Gerçekten çok ucuz eğitim e, ve bu konuyla ilgili kendimize saygımız var. E, i̇lme e, değer veriyoruz. E, bu noktada da Eksantrik İlme Akademisi'nde eğitimlerimizin tümüne Ocak ayından sonra açacağımız tüm eğitimlerimize e, zam politikası uygulayacağımızı belirtiyorum. E, üzgünüm arkadaşlar. Hatta Astro Trading Zero Plus eğitimimi dolar üzerinden yapabilirim. E, çünkü benim için çok değerli e, bir buluş e, diyebilirim arkadaşlar. Evet. E, bugünlük videomuz bu kadar olsun. En kısa sürede tekrar görüşeceğiz. E, arkadaşlar kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar diliyorum. 8 Aralık. Dediğim gibi arkadaşlar e, 29 Kasım'a kadar hala yükseliş yapabilir. Ama ben yokum. E, dediğim gibi arkadaşlar. Benim için 50 dalgası 5 oldu. Yani genişleyebilir. Evet genişleyemez Teknik olarak genişleyebilir ama genişlese de benim için artık oraları short tepesidir. Çünkü riskli alana girdi. Ee, evet. yani yukarıda doğru çıksa dahi robotum şu anda piyasaya küçük 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 şortlar döşemeye başladı. Kar toplamaya bile başladı. Yani ee, bu anlamda ee, robotumla sizleri yakında tanıştıracağım arkadaşlar. Algoritmik trade, astro trading'in algoritmik trade yapanını e, sizlere hizmet e, hizmete sunacağım. E, bilginiz olsun. Avukatım gene e, bu konuyla ilgili e, hukuki şartları sağlamaya çalışıyor. Hukuki şartlar sağlandığında size resmi düzel kimlik olarak robotumu e, sunuyor olacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Eğitimlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aynı günler bol kazançlar dilerim.